Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun 17 Aralık'ta Tandoğan Meydanı'ndaki mitingi için Ankara Valiliği'nden izin bekleniyordu. Ancak o izin Tandoğan için değil, Atapark için çıktı. Valiliğin bu kararını protesto etmek isteyen KESK, meclis önünde bir basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis açıklamaya izin vermedi. Zaman zaman arbedeye varan bu görüntüler Ankara'dan, milletin iradesini tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Çankaya kapısı önünden. Bak, çık. Geç. Araba geliyor. Hocam az önce buradan çıkarmaya çalıştım. Geç yukarıdan çek. Az önce buradan çıkın dediniz bize. Geç kardeş yukarıdan çek. KESK seçim bütçesi değil, geçim bütçesi istiyoruz talebiyle 17 Aralık Cumartesi günü Tandoğan Meydanı'nda miting yapmak istedi ama Ankara Valiliği'nden Tandoğan Meydanı için izin çıkmadı. Atapark önerildi. Dahası miting için kısıtlı bir saat dilimine izin verildi. Valilik kararının ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen KESK temsilcileri soluğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Çankaya kapısı önünde aldı. KESK temsilcileri valiliğin kararını tanımadıklarını söyleyerek protesto etti. CHP'li milletvekilleri Yıldırım Kaya, Ali Şeker, Ayhan Barut KESK üyelerine destek verdi. Protestocular meclis kapısına yürümek istedi. Polis engel oldu. O anları görüntülemek isteyen basın mensupları da polis engelinden nasibini aldı. Çevik kuvvet ekipleri görüntü alınmasını engelledi. Kalkanlar havaya kaldırılarak kameraların önü kapatıldı. Gördüğünüz gibi arkamızda çevik kuvvet ekipleri kalkanları da yukarıya kaldırıyor ve görüntü almamızı tamamen engelliyor çevik kuvvet ekipleri. Birçok yerden, birçok olayda alışık olduğumuz görüntüler şu anda karşımızda. Çevik kuvvet ekipleri basın mensuplarının çevresini sardı görüntü almamamız için. Emniyet güçleri ve KESK temsilcileri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Uzun süren müzakereler sonrası anlaşma sağlandı. Meclis Çankaya kapısının hemen yanında bir çocuk parkında basın açıklamasına izin verildi. Anayasamız açık. Herkes önceden izin almaksızın düşüncelerini ifade edebilir. Bu açık olmasına rağmen bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Aslında biz yarın Tandoğan'da on binlerce emekçinin katılacağı bir miting düzenleyecektik. Maalesef Ankara Valiliğimiz uzun süreden beri Tandoğan Meydanı'nı emekçilere kapatmış durumda. Açıklamanın ardından KESK temsilcilerinin oluşturduğu bir grup milletvekilleriyle birlikte imza topladı, meclis başkanlığına verdi. Meclis Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda AKP'li milletvekillerinin hazineye 200 milyar lira ek borçlanma yetkisi veren önergeyi gündeme getirmesinin ardından komisyonda tansiyon yükseldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bu torba kanunu değil, çorba kanunu diyerek bakın nasıl feryat etti.